Çok kıymetli izleyicilerimiz, hepinizi muhabbette selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Emirdağ Laikası okumalarımıza devam ediyoruz. Bu hafta 22. programda sizlerle beraberiz. Bugün 96 numaralı mektubu müzakere edeceğiz. Müzakeremize ilahiyatçı, eğitimci, çok kıymetli hocamız Sayın Mehmet Şahin hocamızla başlayacağız. Mehmet hocam, hayırlı akşamlar diliyorum. Selamlar. Hocam, size ben hemen kısaca sorularımı tevcih ederek sizin değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Tabii özellikle 96 nolu mektupta geçen dini kavramlar üzerinde tespitlerinizi almak istiyoruz. Yine bunun yanında Bediüzzaman Said Nursi'nin kendisine karşı yapılan tavsifatları, bir nevi manevi dua ve sebebi teşvik ve kanaat, bir hüsnü zan ve tercüman-ı nur haysiyetiyle üstadlarına bir alamet-i sadakat ve bir vesika-i itikat ve irtibattır diye ilişmedin diyor. Bunu derken bize vermek istediği ölçü nedir? Günümüzde bu ölçüyü kullanabilir miyiz? Ya da nasıl kullanabiliriz? Buyurun hocam, siz dinliyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. 96. mektuptaki öncelikle kavramlara bakacak olursak hadise-i cevviye kavramı ile başlayalım. Hava hadiseleri, kar, yağmur gibi bazen emsali görülmemiş fırtına, soğuk, kar, hiddet, gazap, yağmur, yağmursuzluk gibi hadiseler hadise-i cevviye diye nitelendiriliyor. Bunlar umumi bela olarak tasvir ediliyor. Bu bela ve musibetlerin ehli imana ihtar olarak verildiği, masonların niyet ettikleri gizli taarruzlardan vazgeçirdiği vurgulanıyor. İnayet-i Rabbaniye de himaye ediyor ehli imanı bu noktada. Tabii ki bu tip musibetler geldiği zaman, tabii musibetler diyoruz buna, ta Hazreti Adem'den günümüze kadar ve kıyamete kadar olabilecek hadiseler, bu hadiselerin kader cihetinden tüm insanlığa, hususen ehli imana vermek istediğim ihtarlar, dersler var. Bunu görebilirse insanlar ona göre hayatlarını idame ettiriyorlar. İnşallah Allah görmeyi nasip etsin bu hadise-i cevriyenin verdiği ihtarları. İkinci bir kavramımız manevi dua kavramı. Manevi dua aslında ihlastır. İhlas sayesinde konu geçiyor. Said Nursi'nin talebelerinin kendisine yaptıkları vasıflandırmaların medihleri manevi bir dua hükmünde kabul etmiş, hüsnü zan olarak tercüman nur haysiyetiyle bir irtibat olarak vasıflandırmıştır. Anarşist kavramına baktığımız zaman antik Yunan'da yöneticisiz anlamına gelir. Toplumsal otoritenin, tahakkümünün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan çeşitli politik, felsefi ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terim. Anarşizm her şartta her türlü otoriteyi reddediyor. Yani anarşizm dediğimiz zaman en güzel rejimi, en güzel düşünceyi, en güzel yönetimi de getirseniz onu da reddeder. Çünkü kendi içinde bu bozukluk var. Kendisiyle çatışma var anarşistlerde. Dolayısıyla ne istediklerini de aslında bilmiyorlar. Tamamen yıkmak, yok etmek, tarumar etmek niyetlerinde olduğu için kendi enaniyetleri, egoları dışında her şeyi reddediyorlar. Anarşizm bu yani. Bir nevi terörize etmek. Risale-i Nur'da birçok yerde geçmektedir. Bozguncu, zındıklara yardım eden gibi manalara kullanılır. Örneğin, halbuki bir Müslüman katiyen anarşist olan şey komünist olamaz, anarşist olur diyor Risale-i Nur'da. Bir Müslüman en kamil din olan İslam'ı inkar ederse hiçbir inanışı ve otoriteyi ve ideolojiyi kabul edemez. Onun çatısı altına asla giremez. Böyle birisi ancak kuralsız ve anarşist olur. Bu yüzden İslamiyet Müslümanlıktan çıkan birine hayat hakkı tanımıyor. Onu idam ediyor. Yani mürtedin diyor, hayat hakkı yoktur İslam hukukunda. İdam edilmeli. Yani artık o bozulmuş. Adeta diyor üstad,
tereyağının bozulması gibi. Tereyağı bozulduğu zaman zehir hükmüne geçer ve mutlaka yenmediği gibi atılması gerekir. İmha edilmesi gerekir. Bu mektupta düşmanlarla birlikte anarşistlerin Risale-i Nur'un müellifini amansız tazyik ettikleri anlamına kullanılıyor. Yani birleşerek bu düşmanlarla, zındıklarla, dinsizlerle, komünistlerle, anarşistlerle birleşerek amansız bir tazyikat, amansız bir ceza verdikleri anlamına kullanılıyor. Bir başka kavramımız inayet-i Rabbaniye kavramına bakıyoruz. Allah'ın inayeti, yardımı, ikramı anlamına kullanılır. Kavram olarak inayet sözlükte isteme, amaçlama, ilgilenme, önem verme gibi anlamlara geliyor. Kur'an'da geçmemekle birlikte sözlük anlamlarıyla hadis-i şeriflerde birçok yerde inayet-i Rabbaniye şeklinde geçmektedir. İslami kaynaklarda inayetullah şeklinde yaygın bir kullanımı bulunuyor. Kelamcılara göre inayet Allah'ın alem üzerindeki müessir olması ve onun belirli hedeflere yönlendirmesi gibi genel anlamının yanı sıra kulların fiillerine yardım edip onları başarıya ulaştırması anlamında içerir. Bu mektupta İnayet Rabbaniye Risale-i Nur ve takipçileriyle müellifini muhafaza ettiği anlamda kullanılmıştır. Bu mektuptaki kullanış amacı efendim muhafaza anlamına. Başta sorulan soruya gelirsek, moderatörümüzün bize yönlendirdiği soruya gelirsek, Mehmet Fevzi ve Emin adlı talebelerin, üstadım bunlar yakın talebesi, Bediüzzaman'ın 8 sene hususi hizmetinde bulunmaları, samimiyetleri, sadakatleri, haysiyetiyle yazmış oldukları mektuplarını ve buradaki müellifi olan medih ve tavsifatları kabul edemediği, ancak bir manevi dua hükmünde kabul edip bu layıkalara geçirdiği beyan ediliyor. Yani onların mektubunu ancak bu sebeple ve bu şartla layıkalara dahil etmiş üstad. Burada ölçü övmede vasıflandırmak da samimiyet olmalıdır. Yani ölçümüz bu. Ayrıca yani ihlas olmalı. Ayrıca dünyevi ve uhrevi hiçbir menfaata medar olmamalıdır. Dünyevi ve hatta uhrevi hiçbir menfaata. Çünkü bu sefer ne yapar? İmana hakikatler gölgelenmiş oluyor. Dünyevi ve uhrevi olursa herhangi bir menfaat, istek. Said Nursi kendisinin övülmesinden asla hoşlanmaz ve bunu da beyan eder. Şöyle diyor. Benimle görüşenler benim haddimden ziyade hüsnü zan etmek bana ağır geliyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki kendimi beğenmiyorum. Benim şahsımı beğenenleri de beğenmiyorum. Çünkü beni ya tasannuya veya riyaya sevk etmek için kuvvetimden fazla manevi bir yük yüklüyorlar diyor. Tasannu yani yapmacık hareketler ya da riya, gösteriş. Buradaki ölçü Risale-i Nurların gölgelenmemesi için müellif kendinin öne çıkarmasını ve övmesini istemiyor. Nazarların değil, olması gerekiyor. Bizler de hizmete müteallik işlerde ihlasın bozulmaması için bu dusturlara dikkat etmeliyiz diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mehmet Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Emeğiniz için çok çok sağ olun. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi Doktor İsa Ceylan hocamızla müzakeremize devam edeceğiz. İsa Hocam hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş Hayırlı geldiniz. akşamlar. Hocam hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun hocam. Hocam sizin de hemen sualinizi tercih ederek bu mektup üzerindeki değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Risale-i Nur'un imanı billah gereği tabiattaki hiçbir olayı tesadüf, tabiata veya kendi kendiliğine olması noktasındaki bağlamayan mantığının bir gereği olarak deprem gibi yer küre ile ilgili vakaları, şiddetli yağmur, şiddetli kış gibi cebbi felaketler Risale-i Nur hizmetiyle ilişkilendirmesini nasıl açıklarsınız? Çoğu dışarıdan insanların özellikle din eğitimi ve ünvan sahibi kişilerin buna itirazları olabiliyor zaman zaman. Bu itirazların bu konuda bir hakikat payı var mıdır? Bu konularda sizler neler tespit ettiniz? Değerlendirmelerinizi almak isteriz. Tabii ki hocam, memnuniyetle. Şimdi
malumunuz bu konular biraz çetrefilli konular. Ne açıdan? Çünkü ilim vasfı yüklediğimiz birçok kişi bu konularda bazen ihtilafa düşebiliyor. Dolayısıyla bizim de bu konuda böyle hani çok kesin ifadeler kullanmamız ne kadar doğru onu da bilemiyorum ama Risale Nur'un verdiği perspektife istinaden bazı paylaşımlarımız olacaktır. Şimdi ekranımı paylaşmak istiyorum. Şu an ekranım görünüyor mu acaba sizde? Hocam evet geldi. Görebiliyoruz. Bunda ben kendim göremiyorum ama artık bu şekilde. Öyle tamam mi? Yani siz göremiyor musunuz? Yani biz görüyoruz. Ekrandan siz de gözüküyorsunuz. Tamam. Şu an nasıl görünüyor ekran? Yani şu anda ekran içerisinde isterseniz büyütebiliriz. Ben tamamını paylaşayım. Tamam. Ha, evet tamam, paylaşmak daha iyi olacak galiba. Evet, yani Risale Nur'un öncelikle herkese hayırlı akşamlar tekrardan. Risale-i Nur'un bakış açısıyla günümüze 2021'e baktığımızda ki 2020 ve 2021 böyle afetlerin artık bitsin, yani 2020 için özellikle bitsin denildiği bir yıl oldu. 2021 de keza 2020'yi aratmadı. Yangınlar, işte musibetler, fırtınalar, korona felaketi keza öyle, afeti. Sonra işte özellikle bazı ülkelerde tufanlar vesaire, bir sürü afet dünyamızı böyle çalkalıyor bir nevi. Bunlara genelde Risale-i Nur'un bakış açısı manayı harfiyle olmaktadır. Yani manayı harfi okur yazarlığı vermektedir Risale-i Nur okurlarına. Bir nevi hani teknoloji okur yazarlığı, medya okur yazarlığı vesaire gibi okur yazarlıklar vardır malumunuz. Risale-i Nur'un da okurlarına verdiği bir beceri var. Manayı harfi okur yazarlığı. Bu nedir? Özünde hani daha Türkçe bir kelime kullanmak istersek bu anlamlandırma sanatıdır. Olayları Allah'ın destu kudretinde görerek onları da birer hikmet, birer anlam görme, birer manevi bir anlam yükleme sanatıdır. Dolayısıyla 96. mektupta da bir yaşam olayı üzerinden bu anlamlandırma sanatını örneklendirmektedir Said Nursi. Risale-i Nur ile ilişkili midir şeklinde bir soru tevcih etmiştiniz. Burada mektupta dört tane husustan bahsedilmekte. Birden hiç emsali görülmemiş 1,5 metre kar, dehşetli fırtına ve soğuğun bu mevsimde gelmesi, bir hiddet bir gazap şeklinde ifade edilmiş. 4 defa zelzeleler, geçen sene yağmursuzluk. Ya bunların çeşitleri, örnekleri çoğaltılabilir. O zaman böyleymiş, bu zaman böyle. Belki 5 sene sonra daha farklı, hiç tahmin edemeyeceğimiz musibetlerle karşılaşabiliriz. Said Nursi, Risale-i Nur'da burada 4 boyutta ele almış. Erişim sorunu yaşadığına. Yani 1-2 hafta Hüsrev'in kalemini, mektubunu almamak. Sonrasında iletişim sorunundan bahsetmiş. Konya'ya gönderdiği mecmuaların cevabını gelmemesi. Bunların hepsini birer sorun olarak ifade etmiş. Belki bunları birer ikaz edici veya birer musibet olarak ele almış. Ve bu sorunlarda birer hikmet, birer anlam aramış kendisi. Manayı harfiyle bu olayları okumaya çalışmış. Bunları tesadüf oyuncağı olarak görmemiş. Neden böyle oldu? Neden bunları yaşıyoruz deyip böyle hani işin içinden çıkılmaz bir boyuta getirmekten ziyade anlamlandırarak onların içerisinde bir mana arayarak olayları okumaya çalışmış. Bu açıdan aslında bu mektuplar birer manayı harfi okur yazarlık atölyesinde kullanılabilecek birer örnek hikayedir denilebilir. Bu açıdan bakılabilir bu olaylara. Psikolojik sorunlar açısından da bir vekil dahili başta olarak düşmanlarımız, anarşistlerle beraber beni emsalsiz tazikleri, psikolojik bir baskı var burada. Diğer taraftan neşriyatın engellenme riski, Mehmet Hocam da burada bahsetti. Buradaki münafıklar bazı saftir dostlarımızdan hem Eskişehir hem Konya'ya kitaplar gönderdiğimi ve Asay Musa mecmualarını aldığımı haber almaları şeklinde bir daha fiziksel bir engellemeden bahsediyor. Bu olayları anlamlandırıyor Said Nursi. Anlam yükleme, elhamdülillah ile anlamlandırma. İnayeti Rabbaniye himaye ediyor diyor anlamlandırmasında. Diğer taraftan da hava muhalefetleri neşriyatın engellenmesini önledi şeklinde
bir bakış açısı var. Yani dolayısıyla her olayı kullandığı kelimeler, yüklemler, eylemler açısından mutlaka bir anlam yüklüyor ve anlam arıyor. Anlam arayışı çok kuvvetli bir hikmet arayışı. Bu çok önemli. Biraz sonra geleceğiz. Şimdi bu olayları anlamlandırma açısından kelam ilminde Eşari, Maturidi, Mutezili, Cebri gibi böyle ekoller gelmiş ve hepsi farklı açılardan bakmış. Said Nursi'nin duruşu burada çok ilginç. Dolayısıyla bu anlamlandırmalar, mana harfiyle bakmalar bu noktada belki Said Nursi'nin bu ekoller arasındaki duruşunu belki tespit edecektir. Ne kadar ya da kader, neden soruları üstada tevcih ediliyor. Fakat bir derece kaza ve kadere itiraz manası hayali gelebilir şeklinde Said Nursi'nin bir burada bir şeyi var, haşiyesi var. Talebelerinden biri ne kadar ya da neden sorularını tevcih ettiğinde bizleri mücahidane çok hasenat kazandıracak olması, sonrasında nurlara herkesin nazar dikkatini celbetmekle umuma okutturması gibi hikmetlerinden bahsederek aslında onun arkasındaki anlamı, manayı okutmaya çalışıyor. Fakat şöyle de bir şerh düşüyor biraz önce dediğimiz gibi. Bu şerh de önemli, biraz sonra gelecek. Fakat bir derece kaza ve kadere itiraz manasını hayale getirebilir. Demek ki burada Said Nursi hikmet aramak önemli, anlamlandırmak önemli ama küçük de olsa bir tehlikesi var. Nedir? Kaza ve kadere itiraz manasını hayale getirebilir. Yani her zaman hikmet aramak doğru bir yaklaşım olmayabilir. Hikmet aramak çok önemli. Biraz önceki slaytlarda da bahsettiğimiz gibi ama burada hassas olunması gereken, dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Hikmet ararken sınırı bilmek. Bazen haddimizi aşabilme riski taşıyoruz. O cüz'i iradenin o sınırları vardır. Külli irade ile cüz'i irade arasında. O sınırlarımızı bilmemiz için bazen zorlamamız gerekiyor. Tabii ki nereye kadar o sınırım? Sorumluluk almak açısından ama bazen o sınırları zorlarken, sınırlarımızı tanımaya çalışırken bazen haddimizi aşma riski olabiliyor. Bazen söylemlerimizde, bazen eylemlerimizde. Orada dikkat edilmesi gerekiyor. Kaza ve kaderi ilahi ciheti ile okuyor. Burada tabii bilim dünyası bazen ikiye ayrılabiliyor. Olayları işte çok dini ve manevi açıdan okumanın tedbir almayı, önlem almayı, geleceğe dönük işte koruyucu, önleyici tedbirler almayı engellediği konusunda eleştirileri var. Bu tamamen fiziksel anlamda tedbirlerin alınmasıyla büyük ölçüde engellenebilecek ve yönetilebilecek bir süreçtir. Dolayısıyla burada çok da manevi ve dini bir anlam aramamak gerektir gibi. Daha seküler dünya görüşüne yakın açıklamalar olduğu gibi tamamen bu işler tamamen Allah'ın iradesi, ilmi ve kudretiyle olmuştur. Kabullenmeliyiz. Dolayısıyla çok da şundan oldu, bundan oldu, fay kaydı, işte yağmur yağdı, şimşek çaktı gibi daha seküler açıklamalarla bu işi geçiştiremeyiz. Buna kesinlikle manevi açıdan okumalıyız gibi daha dini dünya görüşüyle açıklayanlar var. Dolayısıyla Said Nursi Hazretleri'nin bu noktadaki duruşu biraz daha ortada ve dengeli gibi. Ya sırat-ı müstakim bakış açısına göre gibi anlıyorum ben. Burada da işte var edilişi anlamlandırma biçimi olarak görüyoruz. Tabii varoluşu anlamlandırma biçimi daha seküler bir bakış açısı. Var olma biraz daha tesadüfi bir mana içeriyor ama var ediliş orada bir var edenin varlığını içerdiği için daha dini dünya görüşüne göre var edilişi anlamlandırma ifadesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu noktada Risale-i Nur'da hani bir iman hizmeti ve Kur'an hizmeti olduğu için bu noktada dini dünya görüşü üzerinden devam edeceğiz. Dini dünya görüşü çerçevesinde mezheplerin tutumları şu şekilde. Mutezile daha çok tedbir alma yönünde görüşlerini ifade ediyor. Özellikle pozitif bilim dünyası mutezili bir bakış açısına sahip. Maddi tedbirlerin önemine vurgu yapıyor. Allah'ın hikmeti bağlamında ele alıyor. Cebriye daha çok kabullenme, daha geçmişe dönük bir bakış açısı sunuyor. İşte psikolojik anlamda da kabullenme olarak ifade edilen bu gücü artırıyor esasında Cebriye'nin bakış açısı. Allah'ın kudreti bağlamında ele alıyor. Olan olmuş, kabullenmeliyiz. Onun kudreti, o
maliktir, mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir bakış açısına sahip. Ehl-i sünnet dengeyi bulma yolunda bir çerçeve çiziyor. Oraya geçmeden önce Eşari ve Maturidi'den bahsetmek istiyorum. Eşari Allah'ın irade ve kudreti bağlamında ele alıyor. Hikmet aranması zorunlu değildir şeklinde bir bakış açısına sahip. Hatta hikmet aramak bazen anlamsız ve itaatsizlik manasını da içerebiliyor. Çünkü her zaman hikmet aramak gerekmiyor. Bazen Allah sadece istediği için yapmıştır. Dolayısıyla Said Nursi'nin bahsettiği, şurada bahsettiği, evet, fakat bir derece kaza ve kadere itiraz manasını hayale getirebilir bakış açısını veya o vurguladığı noktayı aslında Eşari burada vurguluyor. Maturidi tedbir alınmasına rağmen afet ile karşılaşılırsa Allah'ın adaleti ve hikmeti bağlamında ele alınır şeklinde bir vurgusu var. Mülkün sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder ayetiyle beraber bunu değerlendirdiğimizde adalet ve hikmet burada ön plana çıkıyor. Eşari'de daha çok irade ve kudret manası ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bizim gelenekte daha çok Maturidi hakim olmasına rağmen özellikle Hanefi ameli mezhepte Hanefi mezhebinin hakim olduğu coğrafyamızda ve benzer coğrafyalarda Maturidi ekolü hakim olsa da Said Nursi Eşari'nin de bakış açısını yabana atmıyor. Onu da aslında Maturidi ile beraber değerlendirip daha ehli sünnet bağlamında ele alıyor. Ehl-i sünnette dengeyi bulma vardır. Kes bakış açısından olaya yaklaşılır. Cüz-i irade ve külli irade beraber ele alınır. Her şeyi Allah yaratır. Kötülük asla Allah'a verilmez. Allah'ın mahza her şeyi iyi yaratır. Burada ayetinde ifade ettiği gibi مَا أَسَابَكَ مِنْ حَسَّنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ وَمَا أَسَابَكَ مِنْ سَيِّيَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Yani kim bir iyilik işlerse bu Allah'tandır. Kim bir kötülük işlerse bu nefsindendir şeklinde bir bakış açısını ehl-i sünnet burada vurguluyor. Dolayısıyla cüz-i irade ile tedbir sorumluluğunu kula, bireye yüklerken külli irade bakış açısı ile vuku gelmiş olayları büyük tabloya bakarak anlamlandırması, yorumlaması gerektiğini salık veriyor. Yani geçmişten ders alarak, öğrenerek, deneyim kazanarak maddi ve manevi kazançlarını vurguluyor ve ön plana çıkarıyor. Dolayısıyla Eşari'yi de aslında Eşari'nin vurguladığı manayı da içinde barındırırken Maturidi'nin vurguladığı adalet ve hikmet noktasını yani adalet kapsamında cüz-i irade, külli irade ve hikmet bağlamında da işte içindeki manaları öğreticiliğini okumak ve geleceğe dönük maddi tedbirler almak Ehl-i Sünnet'in vurguladığı nokta. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet Cebriye'nin vurguladığı geçmişe dönük kabullenme olan olmuş bunu kabullenmemiz ve devam etmemiz gerekiyor. Mutezili'nin daha geleceğe dönük tedbirler alma manasını ifade ediyor. Kelami ekollerden de Eşari ve Maturidi'nin de vurguladığı irade, kudret, hikmet ve adalet manalarının hepsini de içinde barındıran dengeli bir noktada duruyor Ehl-i Sünnet'in duruşu. Bununla ilgili ayetlere gelecek olursak göklerdeki ve yerdeki her şey kendi katından bir nimet olarak sizin emrinize verendir. Elbette bunu da düşünen bir toplum için deliller vardır. Câsiye suresinde 13. ayette. Dolayısıyla bu ayetin devamı vardı ama buraya almamışım. İşte sizin onun önünde diz çökmeniz şeklinde devam ediyordu. Herhalde orada bir hata olmuş. Dolayısıyla bizim onun iradesi ve tasarrufu konusunda bazen diz çökülmesi gerektiği, kabullenilmesi gerektiği vurgusu burada var. Sonraki ayette ise yaşam olayları ile kulluğu deneyimlemek. Şöyle geçiyor ayette Bakara suresi 155 ve 157. ayetlerde. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele, onlar başlarına bir musibet geldiğinde doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz ona döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Allah da aslında Risale-i Nur'daki o manaya harfi bakış açısını en
en öz bir şekilde bu ayetlerde vurgulamaktadır. Bu açlıkların, mallardan eksilmenin, canlardan eksilmenin hepsinin aslında arkasında bir kasıt, bir mana, bir amaç olduğunu, hayatımızın bir anlamının ve amacının olduğunu, hiçbir şeyin tesadüfi olmadığını vurgulamaktadır. Said Nursi de Risale-i Nur'da bunu örneklerle, özellikle kendi ve kendisi ve talebelerinin yaşadığı olaylar üzerinden, mektuplar üzerinden bunu örneklendirmektedir. Biz de şu an bunu tefekkür ediyoruz. İşte sabretmek gerektiği, başa çıkmaya çalışmak gerektiği, sonrasında burada mesela lütufların olduğu, hem olduğu hem de olacağı, rahmetin olduğu, burada merhametin olduğu, bunları görmemiz gerektiğini burada vurguluyor Allah-u Teala. Diğer bir ayette, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ın, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Yani kudretine vurgu yapıyor burada da. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok. Sen her şeye kadirsin. Dolayısıyla olaylara her türlü iyilik olarak bakıyor. Yani ya bizzat kendisi iyidir ya neticeleri itibariyle iyidir. Bakış açısı burada hakim. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Yani her şeyin tasarrufu onun elinde, her şeyin anahtarı onun yanında, her yerde hazır ve nazır olan Allah'ın iradesine, kudretine, hikmetine ve iradesine burada vurgu yapılmaktadır. Maturidi geleneğe göre afetlerin hikmetleri ni yedi şekilde, yedi başlıkta özetleyebiliriz. Bu aynı zamanda Risale-i Nur'da da birçok yerde geçmektedir. Bu da Süleyman Turan'ın engellilik ve din. O da bir afet olduğu için orada özetlediği sistematiği buraya alma gereği duydum. Said Nursi de bu 96. mektupta şu iki ifadesi aslında buradaki birçok şeye vurgu yapmaktadır. Bir nevi manevi dua ve sebebi teşvik ve kanaat, bir hüsnü zan olması. Burada baktığımızda aslında sağdaki birçok başlığı içerdiğini görüyoruz. Bir alameti sadakat, yani bu iletişim aslında Rabbimizle kurduğumuz dua, ibadet, gösterişsiz ibadet ve duaya giriyor. Ve bir vesika-i itikat, yani inanç vesikası, belgesi ve irtibattır. Onunla kurduğumuz duaya, onun esma ve isimlerini tefekkür etmeye bir vesile olarak ifade ediliyor. Şimdi Maturidi geleneğe göre afetlerin hikmetlerini yedi başlıkta şöyle sayabiliriz. Manevi temizleyici, manevi kirlere ve günahların temizlenmesine aracılık etmesi, insanın yaratılış gayesi, hayatta kulluk ile tekamül etme manasını içermesi, ahiret azığı olması, emanet olarak verilen hayatın bereketlendirilmesi, ikaz edici, motivasyon kazandırıcı boyutu, yani aczi, zaafı, ölümü ve ahireti hatırlatması, sosyal dayanışmaya vesile olması, toplumda şefkat, merhamet ve yardımlaşma hakikatlerin zuhuruna sebep olması, gösterişsiz ibadet ve dua olması, bu tür musibetlerin tevazu ve ihlasa vesile olması, son olarak da esma talim olarak ifade edebiliriz. Allah'ın isim ve sıfatlarını tanımaya vesile olması açısından. Evet, süremi birkaç dakika Mehmet Hocam'dan böyle tevarüs alarak açtığımı görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Merak ettiğimiz sorular olursa bunları beraber sorular kısmında tefekkür edebiliriz, istişare edebiliriz. Teşekkürler. İyi, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Emekleriniz için çok sağ olun. Gayet güzel bir sunum oldu. Allah razı olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi Sayın Hüseyin Çeşitçioğlu hocamızla müzakeremize devam edeceğiz. Eğitimci yazar Hüseyin Çeşitçioğlu. Hüseyin hocam, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat Bey. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin. Aleykümselam. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hüseyin hocam, ben size de iki tane genel soru, sual tevcih ederek tespitlerinizi paylaşmanızı rica edeyim. Öncelikle mektupta geçen nurlara herkesin nazar dikkatini celbetmekle umuma okutmaktır cümlesi var. Bu cümleye göre bu uygulamayı günümüzde yapabilir miyiz? Bir de şunu sorayım. Ürkmek kavramı çerçevesinde hükümetin ve gizli mason komitelerinin birlikte toplum üzerinde bir ürkütme politikası uygulamaları neden olabilir? Bu millet çok mu korkaktır, ürkektir? Ürkmekten korkar mı? Ürkmenin bireyde psikolojisi, toplumda sosyal psikolojisi nasıl olur?
Bunun tarihi örnekleri var mıdır? Biraz geniş sorular oldu ama böyle özetleyebilirseniz çok memnun olurum. Buyurun Hüseyin Hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Başta sizi ve tüm müzakere arkadaşlar ve dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu mektup, müzakere ettiğimiz 96. mektup, Üstad Said Nursi'nin 1. Emirdağ hayatında 1946'da Isparta Nur talebelerine yazılmış bir mektuptur. Bu mektubun dayandığı ayet-i kerimeyi şu şekilde zikredebiliriz. Fasta fasta bima tu'meru ve arid anil müşrikin. Öyleyse sana emredilen şeyi kafa çatlatırcasına, kafalarını çatlatırcasına açıkça anlat, müşriklere aldırış etme. Hicr suresi 96. ayet-i kerime. Maide suresi 67. ayette ise, ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphe yok ki Allah kafirler topluluğunu hidayet erdirmez. Bu iki ayeti kerime gibi Kur'an-ı Furkan'da pek çok tebliğ ve telkin, temsil ayeti bulunmaktadır. Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Canımı, gücü ve kudretiyle eline tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyilikleri emreder ve kötülüklerden nehyedersiniz ya da Allah kendi katından yakın zamanda üzerinize bir ceza gönderir. Sonra Allah'a yalvarıp dua edersiniz. Lakin duanız kabul edilmez. Tirmizi. Yani bu hadis-i şerif Risale-i Nur'un iman, Kur'an hizmeti bağlamında afet ve bela neden gelir ilişkisini izah eden bir hadis-i şeriftir. Yani iyilikleri emredip kötülükleri nehyetmezseniz Allah katında yakın zamanda üzerinize bir ceza gönderir. Sonra Allah'a yalvarıp dua edersiniz. Lakin duanız kabul edilmez. Yine bu bağlamda bir başka hadis-i şerif var. Yani bela ve musibetler niye gelir? Yani afetler, efendim depremler niye gelir? Tabii ki bir görüntüsü var. Tabii bir görüntüsü var ama bir de arka planı var. Sebepsiz değil, hikmet hatta. Aynı zamanda illet de diyebiliriz. İkinci hadis-i şerifte Hazreti Ebubekir radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdular. İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa Allah'tan hepsini kaplayan bir azabın gelmesi yakındır. Camiü's Sair'den bir hadis-i şerif. Dolayısıyla gelen musibet ve belalar bu gibi ayeti kerime ve hadis-i şeriflere dayanıyor. Hadis-i şerifleri temel alıyor. Buradan Risale-i Nur'a geçersek, Risale-i Nur hizmetlerinde problem olduğu zaman benzer olaylar oluyor. Mesela buradaki olayda nedir? Üstad Isparta'dan haber alamıyor. Tabii sıkı tedbirlerden dolayı. Konya'ya ve Eskişehir'e gönderdiği Risale-i Nur'lar ihbar edilmiş. Kendi saf dil talebeleri diyor artık kimler bilmiyorum. Onun sıkıntısı var ve bu arada işte çok soğuk oluyor. Afyon ve Eskişehir. Türkiye'de değil. Dolayısıyla bu çok soğuğu üstad hizmetlerin aksamasına ve bu arada masonların yani hizmetlerin aksamasına ve İçişleri Bakanı'nın yani 1946'da İçişleri Bakanı Şükrü Kaya Emirdağ'da son üstadı ve talebelerini susturmak için son büyük baskısını, son büyük şiddetini uygulamaktadır. Burada 2 ve 3 defa üstad zehirlenmiştir. Dolayısıyla bu olayları işte talebeler açısından baktığı gibi Eskişehir'de talebelerin ürkmesi, Afyon'da olduğu gibi ürkmesine bağlıyor Eskişehir'e ümidin büyük olduğu halde. Ayrıca ve bu olay diyor bir hikmet ilahi olarak bir yardım olarak tam matbaası 1945 4 Aralık tam matbaası baskını
Orada ve bu baskının karıştırmasıyla, ortalığı karıştırmasıyla Masonların, tabii bunlarla da ilişkili Masonların bize olan baskıları elhamdülillah kayboldu, azaldı diyor. Yani Tan matbaası baskınını, o üniversite talebelerin olayları dediği Tan matbaası baskını, aynı zamanda bu iki adam hem solcu ama daha çok Mason olarak görülüyor. Zekeriya ve Sabiha Sertel. Sabiha Sertel zaten Yahudi kökenli işi. Dolayısıyla bu kargaşa, yani Taci Milliyetçi talebelerin Tan gazetesi baskısı kendi üzerlerindeki etkiyi azalttığını söylüyor. Dolayısıyla Masonların etkisiyle beraber efendim İçişleri Bakanı'nın olumsuz etkisi, efendim depremlerin olması, fakat inayet ilahi o Tan matbaası baskınının kendi üzerinde hafiflediğini söylüyor. Üstadın evet, nurların herkesin nazar dikkatini celbetmekle umu okutması. Şimdi bu kısım şu şekilde ilgili mektupta, yani 99. mektupta Halil İbrahim'in, rahmetli muallim Halil İbrahim Çöllüoğlu'nun bu defaki mektubunda kaza ve kader ilahiden ne kadar nedendir diye çok suallerinin birden cevabı bizlere mücahidane çok hasenat kazandıracak. Ve nurlara herkesin dikkatini celbetmekle umma okutmaktır. Yani üstadın esas bağlamı, temel aldığı konu bu. Yani rahmetli muallim Halil İbrahim Çöllüoğlu kaza ve kader konusunda sorular sormuş. Bu soruları kendince çok yönlü cevaplandırmış, üstada göndermiş. Üstad bunu mektupta, yani mektubata girmesini istemiyor. Ama iki şeyin altını çiziyor. Diyor ki bu sorular, kader ve kazaya ait soruları Halil İbrahim Çöllüoğlu'nun muallim mücahidane çok hasenat kazandıracak. Mücahidane çok hasenat. Yani demek ki bizim mesleğimizde doğru yerde doğru sorular sormak mücahidane çok hasenat kazandırıyor. Bunun altını çizmekte fayda var. Maalesef çeşitli programlar oluyor, harika programlar oluyor. Soruların sorulmadığını, efendim o manada açılımların yapılmadığını görüyoruz. Demek ki orada mücahidane çok hasenat kazanacak sevapları, imkanları kaçırıyoruz. İkincisi, herkesin dikkati bu sorularla lisanlara yönelip herkesin okumasına katkı yapacaktır. Yani nurlara herkesin dikkatini celbetmekle umum okutmak sözünün bağlamı muallim Halil İbrahim Çöllüoğlu'nun sorularıyla eşdeğer. Yani sorular sorulduğu zaman, bu soruları birileri alıp sorular ve cevaplar şeklinde gördüğü zaman efendim umumun dikkati çekiyor. Çünkü sorular dikkat çekici, sorular uyarıcıdır biliyorsunuz. Ve bu da umumun okutulmasına imkan sağlıyor. Tabii bir de bunu umumi ve günümüze, yani nurlara herkesin dikkatini çekip nurlara umma okutmayı günümüze uyarlayacak olursak şunları söyleyebiliriz. Özellikle günümüzde zekalı telefon, özel bilgisayar ve internetin hakim olduğu günümüzde insanlar gözlem ve seyir yoluyla malumat, bilgi ve inanç sahibi olmaktalar. Altını kalınca çizeceğimiz konu bu. Bu bağlamda maalesef kitap, dergi gibi klasik tebliğ ve bilgi kaynakları da etkisini yitirmektedir. İşte ve bu noktada nurlara herkesin nazarı dikkatini celbetmekle umumu okutmak nasıl olacaktır? Bir soruda biz soralım. Umuma okutmaktır cümlesi ise tas tamam bugüne bakan ve dikkat çeken bir bildirim ve talimat gibidir. Üstadın bir bildirimi, bir şiarı, bir parolası gibidir. Nurlara herkesin dikkatini cel ederek etmekle umumu okutmak. Artık dini, imani, tebliği, tebellüğü, bilgilendirme tüm dünyaya hitap edecek şekilde gözlem ve seyretme tekniği olacaktır. Bugünkü belagat, retorik artık görsel ve görüntülü hale gelmiştir. Söz uçar, yazı kalır atasözü. Alo? Alo? Hüseyin Hocam, sesiniz geliyor. Hüseyin Hocam, sesiniz geliyor. Bir problem yok. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Bugünkü belagat, retorik artık görsel ve görüntülü hale gelmiştir. Söz uçar, yazı kalır atasözü yerini, yazı uçar, görüntü kalıra bırakmıştır diyebiliriz. Bir Çin sözü bu gerçeği bir şekil bin söz şeklinde özetlemiştir. Bir şekil bin söz.
Tüm nur talebeleri bu hakikati artık fark etmek durumundayız. Üstadın hayatı ta çocukluğundan itibaren bazen tam şuurunda olmasa da hep bu gerçeklik üzerine şekillenmiştir. Nasıl? Çocukluk hatırası olarak üstadın şaşkınlıkla vurguladığı şey Nurs köylülerinin mübalağalı özgüven ve övünme halleridir. Kendindeki aşırı özgüven ve tebliğci kişiliği de Bediüzzaman çok anmaktadır. Hatta 1907-1908'de Şekercihan'daki bilgisiyle meydan okumasını ileride ortaya çıkacak sözlerin tanıtımına zemin hazırlama olarak tevil eder. Yani tabii 29 yaşında bir genç 1907'de Şekercihan'a geldiğinde fırtına gibi, bir yanardağ gibi. Tabii burada belki %100 şuurlu bir olay değil ama bir sevki tabii, pardon, bir sevki ilahi, bir motivasyon, bir yönlendirme, bir sayık, bir şayık, yani şevklendirme olarak üstadın meydan okutulduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu dalga dalga efendim Risale-i Nur'ların tanıtılmasına ve Risale-i Nur'la hüsnü zanla bakılması nedir? Gayri ihtiyarı zemin hazırlamıştır. Bu nedir? Tebliğ ve telkine zemin hazırlatılarak yönlendirilen bir üstattan söz ediyoruz. Bu nedir? Osmanlı döneminden söz ediyoruz. Altını çizmek lazım. Hatta bu amaçla gazete çıkarmak için devletin ilgili bölümüne müracaat etmiştir. Üstad. Çünkü Üstad Nursi 20. yüzyıl dünya çarşısına Resulullah'ın mesajını ilan edip dellallık yapmak üzere adeta fırlatılmış bir acayip şahsiyettir. Garibüzzaman. Sık sık sesim yetse dünyaya ilan ederim. Avazım çıktığı kadar bağırırdım nidaları. Bu tebliğci misyon ve vizyonun avaz silsileleridir. Avaz silsileleridir. Buna karşılık ilan, tebliğ, enfermasyon imkanları son derece yetersizdir üstadım. Geriye öz şahsı ve talebeler üzerinden bir tebliğ ve tanıtım ağı kalmakta ve üstad bu kişi merkezli tanıtım, iletişim dilini icat edip icra eden bir iletişim ve bildirişim dehasıdır üstadımız. Artık iman hizmetlerini kamuoyuna tanıtım için bir yol yöntem geliştirmemiz kaçınılmazdır. İslami hizmet ve çabalar, ihlas kuralları çerçevesinde makul ve etkili şekilde insanların nazarı dikkat ve alakasına sunulmalıdır. Sunulması zorunludur, şarttır, vaciptir. Üstadın ifadesiyle biçare hakikatler zayıf ve gayretsizlerin elinde zayıf ve cılısız görünmektedir. Rahmetli Bayram Yüksel ağabey Kore Savaşı'ndan gazi olarak döndüğünde üzerindeki asker elbisesi eskiyinceye kadar üstadın yanında asker kıyafetiyle dolaşmıştır. Kayıtlarda, hatıralarda vardır. Üstadımız her müsait yer ve kişilere büyük bir coşku ve sürurla Bayram ağabeyi takdim etmiştir. Bak bu bayram benim talebem. Kore'de inkar uluhiyetçilere karşı harp etmiştir demiştir. Bu tanıtımdaki esas kasıt Risale-i Nur'lara dikkati celbederek umum insanlara okutmaktır ve onların üzerindeki bir takım şaibeleri kaldırmaktır. Yani biz de sonuna kadar milliyetçiyiz, vatanseveriz ve benim talebelerim Kore'de gidip savaşmıştır. Benim üzerimden vatan millet konusunda şüphetmenize gerek yok demektedir. Mektup ve sözlü anlatımları tüm bu maksada yönelik, üstadın mektupları ve sözlü anlatımları tüm bu maksada yönelik ve ufacık bir faaliyet ve hizmet gayretini bile bayraklaştırarak ilan ve tebliğ eden bir üstadla karşı karşıya olduğumuzu fark edebiliyoruz. Sık sık beni anlamıyorlar, anlamak istemiyorlar çığlığı, dava ve ülküsüne uyumlu iletişim ve anlatım tekniklerine sahip olamamanın ızdıraplı çığlık ve haykırışıdır. Çoklarının dediği gibi üstad sevenleri tarafından bile fark edilip bilgi ve ilgi bekleyen çağ ötesi bir vicdan ve bir dima yanardağıdır. Upuzun bu meseleyi kısa basit fırsatları sunarak bağlayalım. Ahir zaman iman davasının bayrağı ve himmeti olan Risale-i Nur'lar tüm görsel, seyirlik, temaşa ve imkan ve fırsatları kullanarak izah ve şerh edilmeyi bekliyor. Üstün beyinlerin müşavereli organizesi, maddi birikimlerin hizmet havuzunu toplanması ve yetenek ve istatların sek idaresi bu işin temelini oluşturur. Belgesel sinema, çocuk yapımları, çizgili oyunlar, eğlenerek öğretme ve eğitim projeleri gibi sayısız fırsat
gözümüzün önünden akıp gitmektedir. Birkaç örnekle bu hüzünlü bahsi kapatalım. Üstad Nursi'nin Bir Gün Dünya Savaşı'ndaki gönüllü albay olarak rolü ne muhteşem bir film ve tiyatro konusudur. Denizli'den 30 Ağustos 1944'te akşam ezanına yakın Emirdağ'a girişi ve elinde seccadesiyle ikindiği kazaya bırakmadan eda etme azim ve çevikliği ne görkemli bir sokak tiyatrosu ve temaşa sanatı olur. Hem de emsallerine göre daha az bir emek ve daha az bir bütçeyle gerçekleştirilebilir. Bu alanda emek vermiş tüm hizmet erlerine Hür Adam filmiyle bir yol açan girişken ve cesur Mehmet Tanrıseven ve takımına selam, saygı ve sağlıklar diliyorum. Şimdi belki uzattım ama Murat Hocam bilmiyorum. Vaktim varsa o ürkme meselesinde birkaç dokunmak istiyorum. Birkaç cümleyle isterseniz. İkinci kısımda da şey yapabilirim. Nasıl diyorsun? Şimdi ürkmek aslında özünde biliyorsunuz yani hayvanlara mahsus bir olaydır ama şimdi göçebe toplumlar, özellikle göçebe toplumlar, bizim milletimiz gibi kıtalar arasında göçen toplumlar ve sonra beraber olduğumuz Kürtler, onlar da göçebe bir toplum. Dolayısıyla bunlar göçebeliğin bazı özelliklerini taşırlar. Kısaca yanlış anlaşılmasın. Paranoyak karakterliler. Paranoyak karakter nedir anladığımız kadar? Her şeyden şüphe etme, her yerden, yani gece her yerden, gündüz her yerden bir takım tehlike ve saldırı bekleme olayıdır. Bu insanı paranoyak yapar. Yani korku ve devamlı endişe üzerinde. İşte bu toplumlar, paranoyak karakterli toplumlar bir yerde olmayan meselelerden de ürkerler, gözlerini dört dört açarlar. Şimdi buradaki meselede baktığımızda İslam tarihi boyunca peygamberimizin, yani hiç olmayan ve peygamberimizin uyardığı ahir zaman Süfyan ve Deccal'ın icraatlarının zirveye çıktığı bir dönemden bahsediyoruz. 1930'lar, 40'lar. İşte bu dönemde gerçekten siyasi ve politik olarak dahiyane icraatlar yapılmıştır. Bunu bir zaman ben bir araştırdığımda yakından gerçekten bu dehayı Ankara dehalarını aynen yakin hissettiğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla bunlar insanımızın bu özelliğinden istifadeyle ve şeytanın da üflemesiyle insanlarımızı ürkütür hale getirmiştir. Yani yalan haber, dezenformasyon yaymak, işte öldürülecek, zehirlenecek, şu olacak, bu olacak falan filan gibi insanları soğutmuşlardır. Ve o sırada, yani üstadın dediği münhasıran 45-46 döneminde ürkütüldüğünü söylüyor. Yani çekinmek manasında, Antalya'da buna tırsmak diyorlar Türkiye'nin bazı yerlerinden. Ürkütülmüş. Dolayısıyla Süfyan ve Deccal'ın icraatlarının, dahiyan icraatlarının zirvede olduğu, bunun yanında onun karşısındaki insanın en saf, en sıradan kahramanlarla mücadele ettiği bir dönemde geçici ürkme, geçici tırsma gayet normaldir, gayet insandır. Çünkü zaten savaşlarda biliyorsunuz ricat vardır. Bu taktik gereğidir veya mecburiyet gereğidir. Geri çekilme. Dolayısıyla bu iman küfür meselesinde efendim müceddit Süfyan meselesini de bu geçici ürkmeler, geri çekilmeler, efendim pusmalar çok olağandır, çok normaldir. Bu insanlar uzun vadede ve hemen arkasından tekrar vazifelerinin başına geçmişlerdir. Ve bu ürkme meselesi geçici bir anlık meseledir. Dolayısıyla uzun vadede böyle bir şeyin olmadığını görevlerin başında Allah rahmet eylesin oradan olduklarını söyleyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hüseyin Hocam, ben de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tespitleriniz çok kıymetliydi. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi müzakeremizin son konuşmasını yapmak üzere Sayın Doçent Doktor Abdülnasir Diner hocamızla beraber olacağız. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hocam size de hemen kısaca şu soruyu tercih edeyim. Malumunuz mektupta bazı şahıslardan bahsediliyor. Hüsrev, Mehmet Emin, Feyzi, Halil İbrahim, Atabeyli Kötürüm Ali, Eğirdirli Kazım, Ali Köyü'nden 14 yaşındaki Mustafa Yeşil, Selahattin Tavaslı, Molla Mehmet, Hasan Feyzi ve Hafız Mustafa. Bu mektuptaki bu şahısların Risale-i Nur hizmetiyle ilgili ne gibi özellikleri ön plana çıkıyor mektuba
alınmayı hak edecek kadar. Bu kişilerin hizmet bakımından Bediüzzaman'la Sahip Nursi ile kurduğu iletişim ağını nasıl görebiliriz? Buyurun, sizi dinliyoruz efendim. Evet, hem bize hem de izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii bu arada şahsınıza hem sizin babanızın hem diğer şu anda bizi izleyen, izlemeyen tüm izleyicilerimizin hastalarına da Cenab-ı Hakk'ın Şafi ismi hürmetine şifalar nasip etmesini diliyorum. Evet, Allah razı olsun hocam, çok sağ olun. Bizden de. Evet, Risale-i Nur'da çok sayıda isim geçiyor. Ve bu isimlerin birçoğu bazen bir satır ya da işte bir cümleyle geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar hakkında ayrıntılı bilgi maalesef elimizde yok. Tabii Risale-i Nur'da geçen şahsiyetlerle ilgili, özellikle tabii tevarüz eden, ön plana çıkan bir kısım şahsiyetlerle ilgili çalışmalar yapılmış. Ama önemli bir kısmı hakkında fazla bilgi yok. Dolayısıyla biz de burada hepsi hakkında olmasa bile, bu mektupta adı geçen 11 şahıs hakkında olmasa bile en azından tanınan, şöhret bulan veyahut da hakkında bilgiye ulaşabileceğimiz şahıslarla ilgili bazı bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Tabii burada ismi geçen ve belki de en çok tanınan şahsiyetlerden birisi Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Hüsrev'dir. Yani Ahmet Hüsrev Altınbaş'a. Bunun biyografisine baktığımız zaman Isparta'da doğduğunu, babasının Mehmet Efendi, annesi Ayşe Hanım'dır bu şahsiyetin. Osmanlı döneminde Isparta valilerinden Hacı Ethem oğlu Ali Ağa da onun dedesidir. Ahmet Hüsrev gençlik yıllarında önce zikir meclislerine katılmış. 1916'da bugünkü adıyla lise, yani o günkü adıyla idadeyi bitirdikten sonra, tabii o sırada malum Birinci Dünya Savaşı devam ediyor ve bu savaştan dolayı İstanbul'da orduya alınmış. Ancak yaşı küçük olduğu için cepheye sürülememiş. Tabii bu satırları ben işte diyelim ki okuduğumda, tabii o zaman yürek sızlatan Birinci Dünya Savaşı insanın gözünün önüne geliyor. O sıralarda o gencecik çocuklar ki maalesef genelde hani biliyoruz ya, askerlik yaşı 20 olmasına rağmen 13-14 yaşına kadar indiğini görüyoruz bu Birinci Dünya Savaşı sırasında. Ve maalesef o liseli gençleri savaşta kaybettiğimiz için bazı liselerden birkaç yıl mezun veremeyen liseler görüyoruz. Yani onların işte lisede okuyan gençlerin şehit olmasından dolayı bazı liseler 1-2 yıl mezun verememiş. İşte Ahmet Hüsrev de Birinci Dünya Savaşı sırasında orduya alınan ama o yaşından dolayı savaşa, cepheye sürülmeyen kişilerden birisidir. 4 yıl sonra ise gönüllü olarak milli mücadele cephesine katılmış ve Yunanlılara karşı savaşmış. Manisa yakınlarında esir düşmüş ve 3 yıl boyunca Korfu Adası'nda da esir hayatı sürmüş. Esaretten sonra Isparta'da maliye, sağlık işleri, tapu dairesi gibi muhtelif işlerde çalışmış. Isparta Merkez, Şarkı Ağaç ve Keçiborlu'da da yaklaşık 8 yıl memuriyette bulunduğunu görüyoruz. 1931 yılında ise o sırada Isparta'da, Isparta'nın Barla kasabasında ya da o zaman belki de köyünde sürgün bulunan Bediüzzaman Said Nursi ile tanıştığını görüyoruz. Yani Risale-i Nur'larla müellifiyle tanıştığı tarih 1931 ve bu tanışmanın hemen ardından memurluktan istifa edip tamamen kendini Nursi'nin hizmetine adadığını görüyoruz. Ahmet Hüsrev'in bilindiği gibi en meşhur özelliği kalemidir. Kalemi çok güçlü şahsiyet ve belki de bu şahsiyetlerin başında gelmektedir. Yeni harflere karşı belli bir süre tabii bir mesafeli durulduğunu görüyoruz bu dönemde. Daha sonraki dönemde bundan vazgeçilip yeni harflerle de Risale-i Nur'ların yazıldığını biliyoruz.
Tabii bu eski yazıyla Risale-i Nurların çoğaltılması işinde Ahmet Hüsrev'in çok büyük hizmetleri olduğu ve bu hizmetlerinin dolayı Said Nursi'nin değişik mektuplarda, layıkalarda ondan övgüyle bahsettiğini görüyoruz. Yine Said Nursi çeşitli eserinde onun bu alandaki hizmetlerini de defalarca ne yapmış, dile getirmiş. Ahmet Hüsrev Efendi ayrıca öğrenciler tarafından yazılan veya tekstille çoğaltılan eserlerdeki yanlışları tahsil etme işinde de yardımcı olmuş. Özellikle onun o belki bizim günümüzde Osmanlıca dediğimiz o Kur'an alfabesine olan hakimiyeti bu konudaki bilgisinden dolayı da ondan istifade etmiş. Bediüzzaman Said Nursi ve talebelerinin Eskişehir, Denizli, Afyon hapishanelerine girdikleri yıllarda onların arasında kendisi de yer almış. Yani o da hapse girmiş. Ve bu dönemde Barla, Kastamonu, Emirdağ gibi yerlerde ayrıca sürgünde de yaşamış ve Bediüzzaman'la birlikte yani o talebeleri de sıkı bir takibe uğramışlar. Bir diğer yine o belki de Ahmet Hüsrev Efendi'nin en büyük hizmetlerinden bir tanesi de Bediüzzaman Said Nursi'nin çok önem verdiği tevafuklu musafın yani Kur'an-ı Kerim'in yazılması işiyle de ilgilenmiş ve bu iş içinde 45 yılı bulan bir inziva hayatı yaşadığı da yine kayıt altına alınmış. Said Nursi'nin Kur'an'daki tevafuk çalışmasında ona yardımcı olmuş ve böylece tevafuklu musafın ortaya çıkmasında çok ciddi emeği olmuş. 1960 yılında bilindiği gibi Bediüzzaman Said Nursi vefat edecek ve vefattan sonra da Risale-i Nur'un neşrine yönelik Ahmet Hüsrev'in hizmetlerini yakın arkadaşlarıyla, çevresindekilerle birlikte devam ettirdiğini görüyoruz. 1960-70'li yıllarda Isparta'da evi talebe ziyaretlerine çok yoğun bir ziyarete konu olmuş. Yine 60, 64 ve 71'de toplam 4 yıl yine hapis yaptığını görüyoruz. 1971'de ise Eskişehir hapishanesinde 3 yıl kalmış. 74'te çıktıktan sonra bu tevafuklu musafın basımı içinde Hayrat Vakfı'nı kurduğunu görüyoruz ki Hayrat Vakfı bu alanda bilindiği gibi hizmetlerini devam ettirmektedir. Evet, bir diğer isimlerden bir tanesi Kötürüm Ali. O Kötürüm Ali hakkında da çok fazla bilgi yok ama şöyle bir ilginç nota da rastlıyoruz bununla ilgili yaptığımız çalışmada. Deniliyor ki eğer bu Risale-i Nur talebeleri veyahut da onlar hakkında hani kullanılan meşhur saf evvel de yer alanlarla ilgili eğer birinin hayatı filme alınacaksa belki de buna konu alacak en önemli kişi, ilk sırada gelecek kişi Kötürüm Ali'dir. Çok ilginç ve çok meşakkatli bir hayat yaşamış. Risale-i Nur'da Alil Ali, Kötürüm Ali, Ali Osman, Demirtaş Ali Osman olarak da adının geçtiğini görüyoruz. Soyadının da Öztop olduğunu bu arada öğrenmiş bulunuyoruz. Tabii 20 Ekim 1950 tarihinde vefat etmiş bu Kötürüm Ali adlı talebe ve Isparta Atabeyli aynı zamanda 1913 yılında doğumunu düşündüğümüzde de 37 yaşında gibi ki çok genç yaşta hayata veda ettiğini yani vefat ettiğini görüyoruz. 20 yaşlarından itibaren bu Kötürüm denmesiyle ilgili de 20 yaşlarından itibaren bu hastalığa rahatsızlığa düçar olmuş ve 20 yaşından itibaren o Kötürüm haliyle yani 37 eğer düşünürsek 17 yıl boyunca da Kötürüm hayatı yaşamış ve bu kişinin ise kendi hemşerisi olan, memleketlisi olan yine Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Tahir-i Mutlu
vasıtasıyla Risale-i Nur'ları tanıdığını ve bundan sonra da çok ciddi hizmette bulunduğunu görüyoruz. Kısa ömründe yarım vücuduyla elinden geldiği kadar hizmette bulunmuş ve bu hizmeti övgüyle karşılık bulmuştur. Ve Bediüzzaman Said Nursi'nin de kendisiyle ilgili olarak tebrik ediyorum ki vazifesini tam yapmış ve şimdi de Nur kahramanları Hafız Ali ve Hafız Mustafa yanında duama dahildir şeklinde bir övgüyle o kendisinden söz ettiğini görüyoruz. Yine az önce dediğim gibi Emirdağ layıkasına kendisinin isminin birkaç yerde geçtiğini görüyoruz. Yine burada tabii hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığımız kişilerden bir tanesi de Mustafa Yeşil adını görüyoruz. Bu da mektuplarda 14 yaşında olduğu söyleniyoruz, görüyoruz onu. Mesela şöyle bir ifadenin geçtiğini görüyoruz. Hüsrev'in mektubunda Atabeyli Kötürüm Ali ve Eğirdiyeli Kazım'ın nurlara tam şevkleri, hatta ruhanileri de onları tebrike ve tahsine sevk eder. Ve Ali köyünden bana mektup yazan 14 yaşındaki Mustafa Yeşil pederiyle hem Kur'an'a hem nurlara hizmetleri ve üç alilerin gayret ve himmetleriyle o köy masumları Risale-i Nur'a alışmaları değil yalnız beni belki umum nur şakirtlerini tahsine ve şükre sevk eder şeklinde Nursi'nin bu talebelerinden söz ettiğini görüyoruz. Yine bu mektupta adı geçen ve belki de yani şairliğiyle tanınan hatta yazdığı şiirlerinin bir kısmının da bestelendiğini öğrendiğimiz Hasan Feyzi'dir. Hasan Feyzi Yüreği bu kişinin şair, edip, mutasavvıf, muallim olarak kaydedildiğini görüyoruz. 1895 Denizli doğumludur. 1943 yılında Denizli hapishanesi sırasında Said Nursi ile tanışmış ve hapishanede olmadığı sıralarda özellikle Said Nursi'ye ve talebelerine sahip çıkarak onlarla ilgili şiirler kaleme almış ve adeta şiirleriyle onları teşvik ya da işte onları dışarıdan desteklemeye gayret göstermiş. Bediüzzaman'ın onunla ilgili ben dua makamında okuyorum. Yani Hasan Feyzi'nin şiirleriyle ilgili olarak. Ben dua makamında okuyorum çünkü o manzumeler ilhamla yazılmış. Sizlerle dua makamında okuyunuz gibi söz ettiğini görüyoruz. Yine Hasan Feyzi'nin Risale-i Nur külliyatına çok sayıda şiirinin ve mektuplarının da yer aldığı bilinmektedir. Bu Hasan Feyzi ile ilgili tabii daha fazla bilgi var ama tabii o konu süremiz itibariyle çok fazla ayrıntıya giremiyoruz. Ama hem onun mezar taşı ve hem de yazdığı şiirlerden bir iki alıntı yapmak istiyorum. Mesela mezar taşında yani kitabesinde şöyle bir ifadenin yazıldığını görüyoruz. Aziz şehit, tebdil olundu şanı, yüreğilli bir Ömer'dir hem namı. Bilmeliler söz atlar ol ere, o da taşa rahmet olur mu diye. Yaşı henüz basmadan 51'e, boyun kesip verdi canını ol dilbere. Ömrünü ilmi irfana vakfedip, mektep ve kürsülerde feryat edip. Yıkadı kalpleri feyziyle her an, ölmüş tenler de hep buldular can. Yine onun Risale-i Nur'da geçen meşhur şiirlerden bir tanesinden birkaç okuyup o kendisiyle ilgili alıntıya son vermek istiyorum. Güzel oku, her zerrede coşkun birer mana var. Dert ehline bu manada canlar sunan eda var. Vermek için parlaklığı gamlı gönül evine bir bak hele her ciladan üstün olan cila var. Derin güzel düşünce ile incelersen bunu sen, zayıflemiş ruhlar için dağlar gibi gıda var. Çekilip nuru hidayet yine zindan olacak, yine firkat, yine hasret, yine hüsran olacak.
Yine sen yaş yerine kan atıp ağla gözüm. Çünkü hicran dolu kalbim yine hicran olacak diye öyle devam ediyor. Mustafa, Hafız Mustafa ismine de yine bu mektupta rastlıyoruz ama ilginçtir. Mustafa adlı talebelerinin çok olduğunu görüyoruz. Hatta sadece Hafız Mustafa ismi olarak 3 ismin geçtiğini görüyoruz. Tabi bu arada ben devam ediyorum ama süre noktasında bir sıkıntımız var mı? Tamamlayayım mı? Hocam tamamlayalım. Tata buyurun. Buyurun tamamlayalım inşallah. Bu Mustafa'larla ilgili Hafız lakabını da taşıyan 3 isme rastlıyoruz. Mesela bir tanesi Hafız Mustafa Ertürk soyadını taşıyan kişi. Bu 1906 Isparta Kule doğumludur. Onlar da bu ailede İmamoğlu olarak da bilinir. Bu lakap dedelerinden gelmedi. Yani Hafız Mustafa Ertürk'ün dedesinin lakabı ki kendilerine kadar bu devam etmiş. Bu Hafız Mustafa Ertürk'ün öne çıkan özelliği ise konuşmasındaki güzellik ve çekiciliktir. Yani o konuştuğu zaman herkesi dinletirmiş. Mesela işte polisi ve jandarmayı bile çok etkiledi ki o dönemde tabii polis ve jandarmayı böyle etkilemek kolay bir şey değil. Ve konuştuğu zaman da mutlak şekilde kendisini dinletirmiş. Hatta yaman konuştuğu da söylenir. 1943 yılında hapse girecek ama çok uzun süre hapiste kalmayacak. Sonra çıkacak. Bir diğer Hafız Mustafa olan yani o ismi taşıyan kişi Kocakaya soyadını taşıyor. Bu Hacı Hafız Mustafa Hilmi Kocakaya da diye geçer. Denizlilidir. Yakala Hafız Mustafa olarak da bilinir. 1893 yılında Burdur'un Yeşilova ilçesinin Kocayaka köyünde doğmuş. 1927'de 34 yaşındayken Denizli'nin Çardak ilçesine yerleşmiş. Bir sene sonra da Denizli merkeze taşınmış. Ticarete yatkınlığıyla bilinir. Aynı zamanda işte müteahhitlik, un, ekmek fabrikası, tekstil ve çırçır fabrikalarını kurup işletmiş. Yine eş zamanlı olarak zahire ticaretiyle, kuru madeninin eksperliğiyle de yine ilgilendiğini görüyoruz. 1943 Denizli Mahkemesi'nde idamla yargılanan Said Nursi ve talebelerine sahip çıkmış ve kahramanca kol kanat gelmiştir. Denizli Mahkemesi'nin beraatle neticelenmesinin ve yani neticelenmesinde etkili olduğu ya da katkısının olduğu da yine kaydedildiğini görüyoruz. Hafız Mustafa'nın yani Kocakaya soyadını taşıyan Hafız Mustafa'nın 28 Şubat 1979 yılında 86 yaşında vefat ettiğini görüyoruz. Bir diğer Hafız Mustafa Ertürk soyadını yine taşıdığını görüyoruz. İmamoğlu Hafız Mustafa ya da Mustafa Ertürk olarak da o kişi karşımıza çıkıyor. Kule Önü Nur talebelerinden birisidir. Risale-i Nur hizmetinde bulunmuş, imamlık yapmış. Mustafa Hulusi ile üstadı Bediüzzaman'ı Barla'da ziyarete gittiklerinde kapının kilitli olmasına rağmen onların bu ziyareti gerçekleştirdiği ve Bediüzzaman Said Nursi'yi gördüğü, buluştuğu kaydedilir. Yine Bediüzzaman'ı onlara gelmemelerini söylediği halde yola çıkarlar ve fırtınaya tutulurlar. Çobanisa köyünde Halil İbrahim ve Ahmet Çoban ile akraba olduğundan köye gidip gelmiş ve bu şekilde de kendi çapında Risale-i Nur'a hizmet etmeye devam etmiştir. Evet, benim bu isimlerle ilgili aktarabileceğim bilgiler bunlar. Abdülnasir Hocam çok sağ olun. Emeklerinize, ellerinize sağlık, ağzınıza sağlık. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk.
bu cumartesi gecesini ayırıp bizlerle birlikte olduğunuz, bizleri dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Sayın Mehmet Şahin hocamıza, Sayın Doktor İsa Ceylan hocamıza, Sayın Hüseyin Çeşitçioğlu hocamıza ve Sayın Doçent Doktor Abdülnasir Diner hocamıza katkıları için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Selamlarımla, muhabbetle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hayırlı geceler diliyorum.